Herkese yeniden merhaba. Çok beğenilen bir videom vardı. Gül'ün dibindeki evi başta bitir yaptım ve bu süre zarfında 50 sayfa aralıklarla video çekmiştim. Şimdi aynısını kafes içinde yapıyorum. Ama kafesi 100 sayfa aralıklarla çekeceğim. Çünkü kendisi 350 sayfalık bir kitap. Şimdi başlıyorum. Bu gece bitirmeyi planlıyorum. Her anına eşlik edeceksiniz zaten. Şimdilik benden bu kadar. 100 sayfa sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese yeniden merhaba. Şu an 103. sayfadayım. Kitabın başında hiçbir şey anlamadım. Genel olarak kitabın konusunun ne olduğunu bildiğim için böyle bir yatkınlık var yani. Asıl konuyu biliyorum okuduğum yorumlardan ötürü. Ama yaklaşık 60. sayfaya kadar çok belirsiz ilerledi. Şu anda böyle bayağı bir hareketlenmeye başladı. Bir de karakterlere yavaş yavaş aşina olmaya başladım. O yüzden şu an bayağı iyi devam ediyor. Gönlümdeki evle kıyaslamayacağım. Çünkü ikisi çok farklı kitaplar. İkisi de gerilim kitabı ama bana farklı kitaplarmış gibi geldi. Bu da şimdi çok iyi gidiyor. Zaten yazarın dilini ben sevmiştim Gönlümdeki evi okurken de. Bunda da aynı şekilde hoşuma gitti yazılış tarzı. O yüzden de sıkıntı çekmedim. Şu anlık merak uyandırıcı devam ediyor. İyi gidiyor. En kısa zamanda bitirmek istiyorum. Bu gece bitireceğim zaten. Sonra sabah videoyu editlerim ama gece editlemekle uğraşmam. Ne zaman yüklerim bilemiyorum yani. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Görüşmek üzere bir sonraki incelemede. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an sabah oldu. Dün kolum o kadar çok ağrımaya başladı ki okumaya devam edemedim. Yani bir sayfayı 2-3 defa okumaya başlamıştım. O yüzden bırakıp sabah devam edeyim dedim. Şu an 200. sayfaya geldim. Kitap iyi gidiyor. Birazcık yavaş ilerliyor. Yani beklediğimden daha yavaş ilerliyor kitap. O kadar çok aksiyon yok. Daha çok psikolojik gibi gerilimi. Çünkü şu an hiç kimseye bir şey olmuyor. Sadece kafalarında yaşıyorlar. Dışarıya bakamıyorlar. Korkuyorlar. Kitaba daha çok korku hakim. Yani sizi korkutmuyor da o insanların duygularının çok iyi yansıtıldığını düşünüyorum. Gitgide yeni karakterler ekleniyor. Ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Kitabı okumaya başladıkça bazı şeyler farklı bir noktaya ilerliyor. Bence yazar gerçekten güzel bir kurgu oluşturmuş. Yani diğer kitabındansa bu biraz daha derin gibi geldi bana. Gönül Dibindeki Ev biraz daha yüzeysel bir kitaptı. O kadar çok içsel dünyalarını göremiyorduk karakterlerin. Fakat kafeste neredeyse sadece karakterlerin içsel dünyasını görüyoruz. Ve gerçekten çok yani değişik olaylar var. Birazcık distopyamsı geldi bana. İnsanları nasıl çığırdan çıktıklarını gösteriyor. Hoşuma gitti kitap. Sonuna kadar kaldı. 120 sayfam kaldı. Bitirdiğim zaman tekrar bir güncelleme çekeceğim. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kafesi bitirdim. Toplamda okumam 5 saatimi aldı. Kitap 350 sayfa. 1 saatte 100 sayfa okumuyor. Çünkü kitap birazcık ağır ilerliyor. Yani anlayarak okumanız gerekiyor. Hemen okuyayım biteyim tarzında olmuyor. Gerçekten derin bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve kitabı çok sevdim. Kısaca konudan bahsediyorum. Bir anda dünyanın farklı yerlerinde delilikler meydana gelmeye başlıyor. İşte insanlar deliriyorlar. Önce etrafındakilere zarar veriyorlar. Sonra kendilerini öldürüyorlar. Baş karakterimiz kadın adını bir türlü aklıma tutamıyorum. Değişik bir isim var. Bir dakika. Mallory. Mallory diye okunuyor galiba. Neyse Mallory önce bunlara inanmıyor. Ama ondan sonra yavaş yavaş inanmaya başlıyor. Ama belirtmediğim ki kitap Mallory ve iki çocukla birlikte başlıyor. Yani bazen geçmişe gidiyor, bazen o bugünkü zamana geliyor. Bu konular birazcık kafanız karışabilir. Ama benim kafam karışmadı. Bence gayet güzel bir kitaptı. Gerçekten güzel bir kitaptı. Yani keşke daha önce okusaydın diyorum. Ben çok sevdim. Bu tarzı seviyorsanız size önerebilirim. Ama bilmiyorum. Yani en azından bence 15-16 yaşında olmalısınız bu kitabı okumak için. Ya dediğim gibi birazcık derin bir kitaptı. Ama tabii yine de siz bilirsiniz. Ben okuyabilirim diyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ben sevdim. Öneririm. Kaç puan verirsin derseniz eğer kitabı 4,5 puan veririm. Bu da birazcık daha heyecan eksikliğinden ötürü bilmiyorum. Belki biraz daha heyecanlı olabilirdi kitap. Biraz daha hareketli olabilirdi diye düşünüyorum. Ama geri kalan kısım ne çok güzeldi. Özellikle o gizem duygusu var ya, elinizden bırakamıyorsunuz ne olduğunu merak ederken. Bir an delireceğim zannettim ben de. Ne oldu bunlara? Yani ney? Dışarıda ne var? Güzel bir kitaptı. Bayağı beğendim. Herkese öneriyorum. Benden bugünlük bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.